Merhaba Sinema Balkan dinleyicileri. Bugün Balkan Pod'da yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Bugün Enes Arslan'la beraber çok önemli bir Yugoslav filmini konuşacağız. Kota Tamo Peva filmini. Yani Orada Kim Şarkı Söylüyor filmini konuşacağız. Evet, gerçekten de kült bir filmi konuşacağız bugün. Dünya festivallerinde de gösterim şansı bulmuş. Cannes Film Festivali'nde gösterim şansı bulmuş. Montreal'den ödülle dönmüş bir film. Yugoslav Film ve Sanat Akademisi tarafından da gelmiş geçmiş en iyi Sırp filmi olarak seçildi 1996 yılında. Filmin yönetmeni de Slobodan Šijan, yine senaryosunu Dušan Kovačević'in yazdığı Maraton Ailesi filmini de yönetmişti. Slobodan Šijan'da Dušan Kovačević'in bir işbirliği var. Filmde Dušan Kovačević'in zaten bariz dokunuşlarını görüyoruz. Film boyunca tiyatral bir hava var. Daha sonra bu filmin tiyatro oyunu da yapılmaya başlanmış 2004 yılında. Fakat tabii ki 1980'den bu yana özellikle Yugoslavya ülkeler arasında ama dünya sinemasınca da kıymeti gerçekten bilinmiş bir film. Ben biraz da bizim Hababam sınıfıyla bu filmde benzerlikler yakalıyorum. Yine iki film de IMDb'de çok yüksek puanlar almış. Baktığımızda 8.9 puan almış bu Kota Tamo Peva filmi. Daha yüksek bir IMDb puanına sahip Balkan filmi var mı? Bilmiyorum. İşte Çingeneler Zamanı 8.2 almış. Yine Dušan Kovačević'in senaryosunu yazdığı, Kusturica'nın çektiği Underground 8.1 almış. Tabii bu puanlara çok fazla ehemmiyet vermiyoruz. Çünkü lokal seyircinin de burada oldukça cömert davrandığını biliyoruz yani. Özellikle eski Yugoslav ülkelerindeki insanların bu tarz filmlere 10 puan verdiklerini biliyoruz. Ama yine de önemli bir fikir de vermiyor değil. Filmde dikkatimizi çeken ilk şey bütün karakterlerin farklı yapıya sahip olmaları. Farklı kültürlerden gelmiyorlar belki ama hepsi farklı bir kitleyi temsil ediyor. İşte işlerinde Alman sempatizanı bir adam var. İki tane filmin de ana omurgasını bence sağlayan Çingene karakteri var. Bir tane Gazi dedemiz var. Yeni evli çift var. Yolun ortasında otobüse dahil olan bir rahip var. Yeteneksiz bir avcı var. Benim de unuttuklarım varsa hatırlatabilirsin. Şarkı yarışmasına giden bir şarkıcı adam var. Otobüsün sahibi Kristic var. Yaşlı hasta bir adam vardı. Ha, evet. Sürekli evet. Öksürüyor ya. Bir de filmde arkada bulunan kör bir yaşlı kadın var. Siyahlar içerisinde bir yaşlı kadın var. O da filmin zaten gizemli bir unsuru. Evet, ya bu bütün karakterler dışında o yaşlı kadının da filmde bulunmasının bir sebebi var aslında. Bunu hem yönetmen hem senarist Dušan Kovačević açıklamış zamanında. Yani o yaşlı kadın aslında ölümü ve yaklaşan savaşı temsil ediyor. Kimse tarafından da fark edilmiyor orada. Hiçbir repliği yok. Hiçbir şekilde çok fazla öne çıkmıyor. Yani bu film aslında ansambul oyuncu kadrosunu barındıran bir film. Üç aşağı beş yukarı bütün oyuncuların aynı ağırlıkta kendilerine yer buldukları. Ve kadroya da bakarsan gerçekten de Yugoslavya sineması adına, Balkan sineması adına çok önemli oyuncuların oynadığı bir film. Ama bu kadının hiçbir şekilde çok fazla bir görünürlüğü yok. Gerçekten de bu kasten yönetmenin yaptığı bir şey. Bu yaşlı kadın Sırbistan'ın köylerinde yaşayan ve ölümü bekleyen bir kenara atılmış halkı temsil ediyor aslında. Filmde aslında dikkat çekici çok fazla detay var. Tek tek karakterlerin neler yaptıklarını tabii değinemeyiz burada. Vaktimiz yetmez ama karakter derinliği olan bir filmdi. Ama bence aslan payını alan otobüsün sahibi yani Kristic firmasının sahibi ve onun oğluydu. Şoför olan oğluydu. Orada baba karakteri yani şoförün babası olan turizm firmasının sahibi olan oradaki liderdi. Yeri geliyordu dışarıda gelişen bilgileri içeridekilere yanlış aktarıyordu, manipüle ediyordu. Yeri geliyordu kafasına göre bilet kontrolü yapıyordu. Yeri geliyordu kurallara inanılmaz riayet ediyordu. Fakat yeri geldiğinde de planda olmayan bir şekilde yolda durup Belgrad'a götürmek için hayvan alıyordu arabasına. Dušan Kovačević'in neredeyse bütün oyunlarında gördüğümüz o satirik yapı var. Ve bu yapıyı da aslında hem baba karakteri üzerinden hem de çingeneler üzerinden inşa etmiş. Sen ne düşünüyorsun? Evet, filmin bir okumasında böyle yapmak mümkün ki çok yaygın bir şekilde film eleştirmenleri ve izleyiciler tarafından böyle okunuyor zaten. Yani oradaki otobüs bir ülke, Yugoslavya. Otobüsün yönetiminde bulunan o Kristic ailesi, otobüsü işleten ailede direkt devleti yöneten insanları temsil ediyor gibi. Senin de anlattığın bütün o detaylar, Kristic ailesinin yol boyunca yolcular üzerinde kurduğu o tahakküm, ekonomik tekel, sürekli bilet paraları almaları, sürekli otobüs dışındaki etkenlerden dolayı onlara haraç kesmeleri.
Bütün bunlar aslında bize modern devleti çağrıştırıyor. Çingene karakterlerine baktığımız zaman da yani tamamen işinde gücünde olan, müzik söyleyen, eğlenceli iki çingene karakterimiz var. Kardeş bunlar. Ve otobüsteki kimse bunları sevmiyor aslında yani. Kimse bunlara sempatiyle bakmıyor. En başından beri o otobüste olmamaları gerektiği düşünülüyor. Hatırlarsan o Alman hayranı karakter çingenelerle aynı otobüste mi yolculuk edeceğiz diye otobüs sahibi Krstiç ailesine sitem ediyordu. Yani burada bir azınlık profili çizilmiş çingenelerle birlikte. Zaten yol boyunca yaşananlar, sürekli çingenelerin sorumlu tutulması, en sonunda halk tarafından toplu lince uğramaları, bütün bunlar aslında zor zamanlarda azınlıkların uğradığı o lince, linç kültürüne ve zor zamanlarda nasıl azınlıkların, sorunların müsebbibi olarak görüldüğüne dair ince göndermelerdi bana göre. Kesinlikle bence de öyleydi. Ve çingenelerle zaten filmimiz başlıyor. O meşhur bir sahnesi var. Filmin açılış sahnesi. Orada bir tane çingene, küçük olan çingene ağız arpıyla bir enstrüman çalıyor. Diğer çingenemiz de elinde akordeonuyla şarkıyı söylüyor. Ve aslında şarkının ritmi film boyunca hep aynı gidiyor. Müzik hep aynı gidiyor. Ve ara ara da çok önemli sahnelerde, yani filmin punchline'ı diyeceğimiz yerlerde bu iki çingene karakterimiz yine müziğini ve şarkılarını söylüyorlar. Fakat aslında her yeni sahnede yeni şeyler söylüyorlar. Zaten filmin de en sonunda artık her şey yıkılmış, bombardımana tabi tutulmuşlar bütün otobüs. Ve hayatta sadece iki çingenemiz kalmış. Yine şarkıyı söylüyorlar, ellerinde akordiyonları. Ama bu sefer de savaşa lanet okuyorlar. Onlara bu bombaları sallayan faşistlere küfür ediyorlar. Böyle de bir filmin çingeneler üzerinden ilerleyen kronolojisi vardı. Ben şöyle düşünüyorum, yani Dušan Kovačević'in bu filmde resmettiği çingenelere bakınca belki de Emir Kusturica'nın çingeneler zamanına ilham olduğunu düşünüyorum bu filmdeki çingene tasvirinin. Yani şöyle de çok güzel söyledin, film boyunca diyejetik bir müzik duyuyoruz aslında. Balkan filmlerinde de bu çok yaygın bir şeydir. Yani film müzik filmin dışından gelmez. Filmin içinde de sürekli müzik yapan birileri vardır. Filmin içinde de akordeon çalınır, orkestra olur, bir şeyler olur. Bu diğer Balkan filmlerinde de gördüğümüz bir şey. Bu filmde de bunu sağlayan bu çingeneler. Yani her ne kadar otobüste bir tane daha sanatçı olduğunu düşündüğü, şarkı söyleme, şarkı yarışmasına giden birisi olsa da film boyunca müziği bir şekilde bunlar sağlıyor. Hatta hatırlarsın o mangal sahnesinde otobüs sahibi Krstiç ailesi, baba, Pavle Vujicic'in oynadığı baba karakteri bu çingenelerden halkı eğlendirmelerini istiyordu. Müzik çalın, bir şeyler yapın, ben de satış yapayım, size de bir şeyler vereceğim diye. Yani aslında böyle de bir okuma yapmak mümkün. Yani çingenelerin tarihte Yugoslavya'da veya başka coğrafyalarda nasıl bir yer tuttuğu, nasıl bir algıya sahip olduğuna dair. Filmin sonunda da yine faşistlere, nazilere lanet okuyan, savaşa lanet okuyan bir şarkı söylüyorlardı. Burada şöyle bir şey dikkatimi çekti Enes benim. Yani filmde bir hasta karakterimiz vardı. Yol boyunca öksüren ve kimsenin haz etmediği, herkesin hastalık kapmaktan dolayı uzak durduğu bir karakterimiz vardı. Ve çingeneler vardı. Bu ikisi otobüste bulunan insanlar tarafından sevilmeyen tiplerdi. Ve otobüsteki herkes de Alman hayranı karakter hariç nazilere, faşistlere karşı hınçlıydı. Yani Belgrad'ın kapılarına dayanmışlar. Savaş çok yakında belli, kokusu geliyor. Ve herkes onlardan rahatsız ama herkes aynı zamanda nazilerin rahatsız olduğu iki tipten, çingenelerden ve hastalardan, ölmek üzere olanlardan da rahatsızdı. Yani burada da Dušan Kovačević bence çok ince bir eleştiri yapmış o dönemki Yugoslav toplumuna. Evet, kesinlikle ben de sana katılıyorum. Filmde hasta karakterimiz dışlanıyor. Hatta herkes mangalda eğlenirken o uzaklaşarak kenarda öksürmeye devam ediyor. Bir de çingeneler var tabii ki. Burada dediğin gibi Nazilerin çok net olarak karşı çıktıkları iki tipoloji, çingeneler ve hastalar. Aynı şekilde aslında Yugoslavların da kendi işlerinde burada bir riya örneği gösterdiğini Dušan Kovačević filminde gösteriyor. Tabii çok ince bir eleştiri olsa da aslında sert bir eleştiri. Filmde bir de bir Gazi Dede karakteri var. O bence filmin en renkli karakterlerinden biri. Ben de Gazi Dede üzerinden biraz da bizim toplumumuza benzeyen böyle nüanslar yakaladım. Belki sen de yakalamışsındır, bilmiyorum. Evet, yani zaten Sırplarla Türklerin çok ortak noktası var. Yani film Belgrad'da geçtiği için Sırplar diyorum. Genel olarak zaten Balkan halklarıyla çok ortak noktalarımız var. Sırp Gazi Dede bildiğimiz bizim Birinci Dünya Savaşı, işte iki Kore Savaşı Gazi dedelerimize çok benziyor. Yani söylemleri de çok benziyor. Aslında her yerde olan bu gelenekselcilik, eski toprak diye adlandırdığımız insanların düşüncelerini temsil eden bir tipti. Yani film çok başarılı tiplemeler kurgulamıştı, ortaya koymuştu.
Gazze'de de bence bunların en başarılarından bir tanesiydi. Filmde çok önemli bir yer kaplayan bir de yeni evli çiftimiz vardı. Yönetmen ve senarist burada bence bu çift üzerinden bir ahlak eleştirisi yapmış. Bizim toplumumuzda da çok sık gördüğümüz bir şey bu aslında. Başkalarına parmak sallayarak ahlak dersi vermek. Yeni evli çiftimiz de film içerisinde ne zaman birbirine yakınlaşsa birilerinin onlara parmak salladığını görüyoruz. Ki hatta çok da önemli bir sahnesiydi filmin. Herkes hatırlar. Yeni evli çiftimiz ormanlık bir alana giderek sevişmek istiyor. Ve bunu fark eden otobüsteki diğer insanlar da onları tepenin üstünden röntgenlemeye başlıyorlar. Daha sonrasında bu fark edilince de röntgenleyen insanlarımız onlara ne kadar da yaptınız ayıp, hiç olacak şey mi dercesine onlara ahlak dersi veriyordu. Burada tabii Dušan Kovačević'in de bu satirik üslubunu karakterler üzerinden nasıl da başarılı bir şekilde yansıttığını görebiliyoruz. Evet ya, yani sen Dušan Kovačević'i zaten çok daha yakından tanıyorsun. Yani tiyatro oyunlarından da bildiğimiz gibi bu siyasi hicvi, politik hicvi çok iyi başarabilen isimlerden bir tanesi. Bu senaryosunu da bir gazete haberinden esinlenmiş. Yani Belgrad'da 1941 yılında hayvanat bahçesinin bombalandığına dair bir haberden esinlenmiş. Film biliyorsunuz ya, 5 Nisan 1941'de Belgrad bombalanmadan bir gün önce başlıyor. Emir Kusturica'nın Underground filmi de aynı günde başlamıştı. Yani Belgrad'ın bombalanması Yugoslav tarihi açısından çok önemli bir yer tutuyor. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndaki bombalanması. Aslında Yugoslavya Federal Sosyalist Cumhuriyeti o bombalanmayla başlayı ve NATO bombalanmasıyla, Kosova Savaşı sonrası NATO bombalanmasıyla biten bir hikaye aslında. Yani Yugoslavya tarihindeki iki Belgrad bombalanması önemli. Dušan Kovačević bu filmin finalini hayvanat bahçesi bombalanması olarak yapmak istiyordu. Yani filmin finalini tabii şimdi söylemeyelim ama böyle bir final yapmak istiyordu. Tabii o dönem Tito öldüğü için filmin çekim yılında Yugoslavya genelinde bir yaz hali vardı. Belgrad'da da hayvanlarla veya işte sirklerin yapılması, hayvanat bahçeleri falan, bunların hepsi kapalıydı. O dönem bu mümkün olmamış. Bunu 15 sene sonra 1995'te Kusturica'nın Underground filminde bu sahneyi koydular. Filmin başlangıcına koydular ki o filmin de senaristi yine Dušan Kovačević'ti. Evet, şüphesiz Dušan Kovačević'in büyük bir başarısı vardı bu filmde de, senaryo anlamında. Zaten kendisi ülkemizde de oldukça bilinen bir isim. Tiyatro oyunları kapalı gişe oynuyor. Özellikle Profesyonel isimli oyunu yıllardır kapalı gişe oynuyor. Yetkin Dikincilerin oynadığı. Dolayısıyla bizde de bilinen bir isim oldu artık Dušan Kovačević. Ve Yugoslav film endüstrisine ve daha sonra Sırbistan film endüstrisine de oldukça önemli katkıları var. Bu film de şüphesiz onlardan biri. Hatta ilk işlerinden biri. Ve podcast'ta bahsetmedik ama yönetmen Slobodan Šija'nın da aslında ilk filmi bu. Böyle bir ilk filmde de gerçekten de olağanüstü bir başarı var. Bugün kime sorarsak soralım, eski Yugoslavya ülkelerinden hiç fark etmez. Sadece Sırbistan veya Hırvatistan, Bosna Hersek değil, Slovenya'sından işte Makedonya'sına kadar bilinen bir film. Tekrar tekrar izlenen bir film. Hatta ben Bosna'da yaşarken ara ara böyle yerel kanallarda televizyonu açtığım zaman denk geliyordum. Bu bağlamda bizim çok popüler olan Yeşilçam filmlerimize de benziyor. Ve en önemlisi, bu filmi ben şahsen, belki sende de öyledir, defalarca izlememe rağmen hiç sıkılmıyorum. Hep aynı şekilde, aynı tempoyla izliyorum. O da tabii Dušan Kovačević için kara mizahının gücü aslında. Evet, kesinlikle kara mizahının gücü. Kara mizahı en etkili kullanan yazarlardan, senaristlerden biri şüphesiz. Evet sevgili Balkan Pod dinleyicileri, bugün Sinema Balkan'da Kürt film Kovta Toma Peva, yani Orada Kim Şarkı Söylüyor filmini konuştuk Enes Arslan'la beraber. Haftaya yine Cuma günü görüşmek üzere.